Yapı marketten satın aldığım kutunun üzerine LCD ekranı takabilmek için ve güç girişini bağlayabilmek için birkaç delik açtım. Kutunun tabanına Arduino devre kartını, motor sürücüyü, ağırlık sensörünü bağlayabilmek için bu tarz bir parça çizip 3 boyutlu yazıcıdan bastırdım. İlk olarak bunun üzerine ağırlık sensörünü monte ederek başlayacağım. Ağırlık sensörünün düzgün çalışabilmesi için oku aşağı gelecek şekilde yerleştirmelisiniz. Bu ağırlık sensörü bir metalin esneme prensibine göre çalışıyor. Bu yüzden bağlantı noktalarına bu şekilde bir aralayıcı koymanıza fayda var. Ağırlık sensörün vidalarını aralayıcı ile beraber sıktım fakat bu vidalar yalıtkan. Her ne kadar buradaki yükseltme parçaları olsa da Arduino kartına değmeyeceğinden emin olmak istediğim için bu şekilde basit bir elektrik bandı kullanacağım. Ağırlık sensörü yerleştirdiğime göre sırada Arduino kartımı takabilirim. Evet, Arduino devre kartımı yerine yerleştirdim. Şimdi ise bu step motor sürücüsünü ve bu soket yapısını planladığım yerlere yerleştireceğim. Evet, yaptığım kablolamadan sonra bu parça bu şekilde gözüküyor. Devreme basit bir güvenlik önlemi almak için güç girişine bu tip bir araba sigortası yerleştireceğim. Elimde normal sigorta olmadığı için şimdilik bunu kullanacağım. Fakat güç konnektörümü kutuya rahat bir şekilde yerleştirebilmek için şimdilik bunu söküyorum. Kutuma daha önce dayanmış olduğum bu deliğe güç konnektörümü yerleştireceğim. Evet, devre bir güç konnektörünü yerleştirdim. Şimdi Arduino kartını bunun içine koyabilirim. Evet, kutumun içerisine kartımı yerleştirdim ve güç bağlantısını yaptım. Şimdi ise sırada ön paneli yapmak var. Ön panelde LCD ekranım, açma kapama tuşum ve ayar yapacağım enkoder bulunacak. Tüm bunları kutuya sabitleyebilmek için ve güzel bir görüntü oluşturabilmek için 3 boyutlu yazıcıdan bu şekilde parçalar tasarladım. Evet, tasarladığım filament kurutucunun ön yüzü bu şekilde gözükecek. Evet, tasarladığım zemin parçasını ve ön palini kutunun üzerine yerleştirdim. Bu şekilde gözüküyor. Ek olarak enkoderin ucuna takabilmek için 3 boyutlu yazıcıdan bu tip bir parça bastırdım.
Şimdi sıra ağırlık sensörünün üzerine kalan parçayı birleştirmeye geldi. Döndürme mekanizması için rulmanlarımı yerleştirdim. Filament makarasını hareket ettirebilmek için bu tarz makaralar tasarlamıştım. Fakat bunlar sert oldukları için filament üzerine kayıp gitti. Bunu önlemek için de bu makaraların aynılarını kauçuk filamentten bastırdım. Döndürme makaralarını yerleştirdim. Fakat bunların üzerindeki pütürlerden de anlayabileceğiniz gibi bu filament çok nem almış. Şimdi ise step motorumu yerine yerleştireceğim. Kullanacağım kutunun içi dar olduğu için böyle bir döndürme mekanizmasından yararlanacağım. Tasarlamış olduğum bu döndürme mekanizması sayesinde kutunun içinde daha fazla yer kazanabildim. Şimdi ise hava sirkülasyonu için kullanacağım fanı yerleştireceğim. Fanım da bu şekilde gözüküyor. Son olarak sıcaklık ve nem sensörünün kablosunu takacağım. Evet, gövdemin üstü bitti. Fakat bunu yerine takmadan önce ısıtıcı fedleri takmam gerek. Isıtıcı fedleri de monte etmek için çift taraflı bant kullanacağım. Isıtıcı pedlerimi de taktım. Bunların kablosunu üste çıkardım, sokete bağlayacağım. Şimdi üst plakasını monte edebiliriz. Fakat ağırlık sensörü için böyle bir aralayıcı kullanacağım. Bunu da yerine yerleştirmem kolay olsun diye çift taraflı bantla yapıştıracağım. Soketlerimi yerine yerleştirdim ve üzerini kapatması için bu tarz bir kapak yapıştırdım. Son olarak sıcaklık ve nem sensörünü yerine yerleştirdikten sonra filament kurutucumuz artık kullanmak için hazır. Isınan filamentten nemi toplayabilmek için kutunun içerisine çalıştırmadan önce bu tarz silika jeller koymalısınız.
Evet, filament kurutucu projemin sonuna geldim. Bu projede kullandığım parçaları açıklamalar kısmında isimlerini bulabilirsiniz. Bu arada bize bu projenin toplam maliyeti bir filament makarasından çok daha uyguna geldi. Bir sonraki projemde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.